Depremle birlikte konuşmaya başladığımız konulardan biri de güvenilir bina sistemleri, güvenilir inşaat, kentleşme ve benzeri konulardı. İşte biz de bugün onu konuşacağız. Ee, konunun önemli isimlerinden biri Hüseyin İncel ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bu Teşekkür arada. ediyorum. Ee, sizin e, geliştirdiğiniz bir sistem var, ee, izolatör sistemi. Bu depremle birlikte çok konuşulmaya başlandı bu. Biz depremden önce siz konuşunca çok ciddi almamıştık açıkçası. Evet, evet. Ama bu sistemin çok önemli olduğunu depremle birlikte bir kere daha konuşmaya başladık. İstiyoruz ki bu sistem böyle kalıcı olarak artık yerleşsin, konuşulsun, bu sistem kullanılsın mümkün mü? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri izleyen izleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, Celal Bey, ülkemiz maalesef deprem ülkesi. Özellikle... İstanbul depremi, son depremden sonra sürekli gündemimizde. E tabi deprem ülkesinde yaşamanın da bir takım sıkıntıları var. E, bina güvenliği olarak e, deprem yalıtımı noktasında deprem izolatörleri dünyada birçok yerde kullanılıyor. Maalesef Türkiye'de e, çok fazla yaygın değil. E, kamu binalarında, e, hastanelerde köprülerde ve bir takım veri merkezlerinde şu ana kadar yapılan deprem izolatörleri konutta Çok tek bir projede kullanılmış. onu o da, da... sizin Evet, Başakşehir Belediye'mizden hasılat paylaşımı yöntemiyle aldığımız bir arsa vardı. Makro inşaatla birlikte deprem izolatörü kullandık. Mavera Comfort isminde. İnşallah 15-20 gün sonra da bayramın hemen ertesinde de teslimatları yapacağız. E, Tabi e, konutta kullanılmamış olması çok büyük bir eksiklik aslında. E, çok ciddi bir e, depremde özellikle psikolojik e, etkiyi e, o depremin o psikolojik etkisini insanların hissetmemesini sağlıyor. Yani deprem e, gücünü yaklaşık üçte bir oranında hissetmiş oluyorsunuz. E, bina arabalardaki amortisör gibi düşünebiliriz. Tabi. Sizinle biz depremden önce bunu konuşmuştuk ama deprem çok gündemimizde olmadığı için Aslında bu kadar gündem, önemli değildi. Aslında gündemimizde değil mi? Evet. İstanbul? Ama tabii işte 6 Şubat'ta evet. gerçekleşen evet. Türkiye'deki bu çok büyük yıkım sonucuna ulaşan bu deprem maalesef tekrar gündeme getirmiş oldu bu deprem izolatörü konusunu. Ama depremden hemen önce de yine izolatörlerle ilgili bir takım şartnameler çıktı. İnşallah bundan sonra izolatörlerin yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Sadece izolatör değil, depreme yönelik teknik bir takım e, gelişmelerin de devreye girmesi. Doğru. En önemlisi de kentsel dönüşümün bir an önce e, yapılması ve İstanbul'un temize çekilmesi. Depreme dayanıklı bir kent haline gelmesi için de çalışmalar bu deprem Doğru. sonrasında yoğunlaştı herhalde. Çok yoğun. Yani tabii e, hayatın akışı içerisinde gündem bir anda değişmiş oldu. Ee, yani bu değişen gündemle birlikte artık e, yapılarımızın güvenliği sorgulanır hale geldi. Herkes özellikle büyük şehirlerde İstanbul'da işte yaklaşmakta olan bir İstanbul depreminden bahsediyor. Herkes oturduğu binanın güvenliği konusunda endişe ettiğinden dolayı e, bu konuda araştırma yapmaya başladı. Gözlemlediğim kadarıyla da belediyelerimizin tamamına yakını yani İstanbul'daki 39 ilçemizin belediyelerinin tamamına yakını bu kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. İnsanlar tedirgin olduğundan dolayı sürekli belediyelere gidip binalarıyla ilgili deprem tetkiki yaptırmak istiyor. Ve dönüşüm gündeme geldi. Depremden önce tabii özellikle vatandaşlarımızın, hak sahiplerinin bu dönüşümle ilgili biraz daha böyle... Yani herkes oturduğu ev metrekaresi kadar istiyorken artık... Yani biraz daha küçük bir dairem olsun ama daha güvenli sağlam bir olsun. dairede oturayım, sağlam oturayım noktasına geldi ve belediyelerimiz de vatandaşlarla birebir temas kurarak çok yoğun bir şekilde bu süreci yönetiyorlar şu anda. Yani belediyelerin bu konuda çözüm ortağı olması, evet. inşaat kuruluşlarının şirketlerinin o görüşmelerde bulunmaması daha anlamlı olur. Siz inşaatı yapan Pozisyonunda olsanız daha iyi olur diye. tabi bu bir kamu görüş eliyle mutlaka evet. olması, lazım. olması lazım. Çünkü insanların şu ana kadar oturdukları evler, Celal Bey, tabi değişik dönemlerde yapılmış. Mesela 100 metrekare bir arsa almış zamanında. Her seçim döneminde bir kat atmış. 5 kat, 6 katlı bina. Şimdi 100 metrekarede 6 tane daire olduğunu düşünün. E, tabi doğal olarak insanlar bu dönüşümde yine aynı 6 tane daireyi istiyor. E ama e, bunun verilmesi mümkün değil çünkü e, yani o zaten hakkı olan bir şey yapmamış zamanında e bunu tabi şu anda belediyelerimiz kamu gücünü kullanarak insanları bir araya getirip bu dönüşüme öncülük etmek e, durumunda bu sadece müteahhitlerle vatandaş ve hak sahipleri arasında çözülecek bir durum değil mutlaka kamunun devrede olması evet. gerekiyor çünkü bazı yerlerde e, belediyelerin olaya e, çok sıcak yaklaştıklarını ve bu konuyla ilgili çalışma yaptıklarını görüyoruz ve başarılı oluyor. Evet. Yani Avcılar'da var, Esenler'de var, Doğru. Üsküdar'da var. Mesela Üsküdar'da Çok bir bölge bir... olduğu gibi Tabii. kentsel dönüşüm çerçevesi içine girmiş. Doğru. Başarılı da gidiyor. Evet. Demek ki belediyeler bu işe biraz daha sıkı sarılması lazım. Kesinlikle. Ki. Tabii sade belediyelerle de olabilecek bir şey değil. Merkezi... Çünkü İstanbul'da yaklaşık yani 1,5 milyon dönüşmesi gereken konut var. 300 bin acilen e, dönüşmesi gereken konutlar. Merkezi hükümet eliyle olması gerekiyor ki zaten bu 6 Şubat'taki depremden sonra da e, Sayın Bakanımız Murat Kurum açıklama yaptılar. Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında olmak üzere stok alanları e, tespitleri yapıldı. Zaten kentsel dönüşümdeki kesin çözüm herhalde bu olsa gerek. Yani e, stok alanlarına mevcut e, yapı stoğunu sağlayacak bir, Konut yapılacak. Ondan sonra da dönüşmesi gereken e, konutlardaki vatandaşlarımız buraya taşınacak ve oralar dönüştürülecek. Yani bunun e, başka, en hızlı, en hızlı başka, yolu bu. En hızlı yolu bu. Başka. O yolu, yolu da olacak. şu anda sisteme evet. E, evet. kanalize edilmiş vaziyette. Evet. E, çevre Bakanlığı, çevre Şehircilik ve İklim değişikliği evet. Bakanlığı bu evet. konuda e, iyi e, adım, doğru adımlar doğru atmış. Adımlar doğru. doğru adımlar atmıştır. Şimdi sadece Konut değil tabii yani bu arada e, yani deprem sırasında konutlarda değil mi biz e, iş yerlerinde de olabiliriz. Tabii. O anlamda ticari hane ticaret haneler de ha. e, sağlam önemli. olması lazım önemli hem sağlam hem işlevsel olması gerekiyor. Doğru. Siz burada bir bir bakış açısı yeni bir konsept ha. geliştirdiniz sizin e, işletme ya yeni yaptığınız ticaretle e, ilgili e, yapılanma aynı zamanda işlevsel. Yani Doğru. hangi sektördeyse o sektörün durumuna göre yapılır. Doğru. Hem de depreme dayanıklı. Doğru. Bunu da biz burada da bir temize çekme girişimi yapmamız gerekiyor sanıyorum. Doğru. Tabii e, neticede hayat devam ediyor. İnsanlar ticaret yapması gerekiyor. Ülkenin kalkınması için üretime ihtiyacı var. E, hükümetimizin son dönemlerde üretim, istihdam, ihracat e, seferberliği başlatmıştı biliyorsunuz. Ve ülkenin kalkınması gerçekten üretime e, endeksli. O yüzden de yeni imalathaneler, yeni üretim yerleri, yeni depolama tesisleri mutlaka yapılması lazım. Tabii İstanbul'da özellikle ve büyük şehirlerde birçok organize sanayi bölgeleri var, Celal Ama bu organize sanayi bölgeleri maalesef işte 30 sene, 40 sene önceki ihtiyaçlara göre ve o zamanki teknolojiye göre yapılmış ya da yönetmeliğe göre değil mi? Yönetmeliğe göre yapılmış yerler. O yüzden bunların da dönüşmesi gerekiyor. Yani hem e, ticaret daha gelişti, ihtiyaçlar arttı. İşte tasıma kapasitesi, kolon aksları, elektrik gücü, kat yükseklikleri bunların hepsi bir 30 sene önceye göre çok farklı ihtiyaçlar e, geliştirdi. Dolayısıyla yeni yapılacak iş yerlerinde bunları göz önüne alarak yapılması gerekiyor. Biz de, yani sizin modeliniz aslında yeni yapılacaklar ya da geçmişte yapılmış şu anda Dönüşüme ihtiyaç duyan yerlerde uygulanabilir. Uygulanabilir. Şöyle yani hemen hemen her sektöre uyabilecek, her ticari sektöre uyabilecek yani bacalı olmayan ve kimyasal atığı olmayan tarzda her sektöre uyabilecek sanayi binaları yapıyoruz. Yani her bağımsız bölümün önüne tırların yanaştığı, indirme bindirmenin rahatlıkla yapılabileceği kat yüksekliklerinin ona göre olduğu, taşıma kapasitesinin ona göre olduğu. Elektrik gücünün ona göre olduğu sanayi binaları yapıyoruz. E, Ticarethane isminde yeni bir konseptimiz var. E, bu konseptle yeni iki tane projemiz e, başladı. Bir tanesi Başakşehir'de, Ticarethane Başakşehir, diğeri de Ticarethane Hadımköy isminde iki tane projemiz var. Şu ana kadar da İstanbul'un birçok yerinde buna benzer e, projeler gerçekleştirmiştik. Çok ciddi bir de talep var. Yani çok ciddi bir de talep var. Tabii bunun deprem güvenliği de işin e, cabası. Şimdi deprem bölgelerine baktığımız zaman tabii yeni konutlar yapılıyor. Ama sonuçta orada hayat devam ediyor. Ticaretin de devam etmesi lazım. İnsanlar ticaretin içinde de olması lazım. O yüzden bu konutlarla birlikte <laughs> aynı zamanda e, ticarethanelerin de o deprem bölgelerinde yapıldığı, yani alışverişin yapılacağı e, konteyner e, alışveriş merkezleri diyebileceğimiz ufak e, ticaret hanelerde yapılıyor. Bu da e, hayatın devamı açısından çok önemli tabii ki. Efendim sizin kuruluşunuz merak ediyor. İzleyicilerim şimdi not geliyor bana. E, şey Ne zaman kuruldu bu? Genç adam bu kadar hem ticarethane hem konut sektöründe kaç tane proje var bilmiyorum. Karşıda var. Anadolu Şöyle yakasında diyeyim, burada Şöyle diyeyim. Şu ana var. kadar e, biz i̇ki, ak yapı inşaat olarak 3,5 milyon metrekarenin üzerinde e, konut ve ticari alan üretimi yaptık ve sattık. 98 yılında e, kurulduk. İki inşaat mühendisi olarak. Evet iki inşaat mühendisi. Biraz hikayeyi anlatır mısın? Evet. İki inşaat mühendisi olarak 98 yılında e, kurulduk. Kurulmadan önce de yaklaşık 10 yıl. Sınıf arkadaşıydı bu inşaat e, mühendisleri değil mi? E, sınıf arkadaşı değil. Daha önce... Stajda tanıştık. Stajda tanıştık. Stajda, sonra e, ayrıldınız. De... Sonra tekrar bir geldiniz. Evet, yedim. 1987 yılında üniversitede staj döneminde Atatürk Barajı'nda tanışıklığımız başladı. Şu anki ortağım Mahmut Asmalı Bey'le. Ve daha sonra 10 yıl beraber özel bir firmada birlikte çalıştık mühendis olarak, profesyonel olarak ve 98 yılında da o firmadan ayrılıp Ak Yapı İnşaat olarak inşaat firmamızı kurduk. O günden beri de ee, yaklaşık dediğim gibi 3,5 milyon metrekarelik üretim yaptık. Şu anda hem konut sektöründe hem de ticari alanlar üretimi ve satımında faaliyet gösteriyoruz. Mahmut Bey şu anda müsiatta da daha müsiat, çok faaliyet gösteriyor. Müsiat Genel gibi. Başkanı. Evet. Genel başkan orada evet. faaliyet gösteriyor. Ona destek oluyorsunuz siz de. Ee, eyvallah. Yani Öyle i̇şlerini bölüştük. hafifleterek. Öyle bölüştük evet. işleri. Ben Ak İnşaat'a bakıyorum. O müsiatla müsiat ilgileniyor. Yani evet. Orada görevini sürdürüyor. Bir süre evet. sonra gelecektir sizin ee, yanınıza. E, zaten beraberiz yani. Evet kopmaması evet. için işten de sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Gene geliyor, gidiyor. Evet. Bu arada e, sizin e, iki ortağın da desteklediği ama sizin biz zati başında olduğunuz çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi evet. var. Adını da Akiva diyorsunuz. Evet. E, bu evet. bir e, anlatsanız. Sosyal hadi. sorumluluk çok, projesi. Çok ama heyecan verici. Evet. Şey. 2015 yılında kurduğumuz şirkete ait bir vakfımız var. Yani şirkette hamdolsun, Dediğim gibi biz maaşlı olarak çalışan bir statüden Allah nasip etti belli bir noktaya kadar geldik ama yani bu kazandıklarımızı asıl bizim hale getirmek için bir vakıf kurduk Ak Vakfı Vakfı yetim çocuklarla uğraşan bir vakıf Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızda bir protokolümüz var 2015 yılında yaptığımız bir protokolle çocuk esirgeme yurdundaki çocukları Devlet bu tür vakıf ve derneklerle yani kendisiyle protokol yapmış vakıf ve derneklerle ortak çocuk evleri denen evlerde barındırıyor ve bu vakıf ve dernekler bu evlerle ilgilenmiş oluyor ve çok sıkı bir kontrol var. Çünkü çocuk esirgeme yurdundaki ortamda çok uygun olmadığı için sosyal hayatın içerisinde bu çocuklar yetişsin diye devletin çok doğru bir kararı var. Yurtta yetişme ile işte sosyal hayatın içerisinde bir sitede bir konutta bir evde yetişme arasında çok fark var. E, bu amaçla bu biz protokolümüzü yapmıştık ve e, aile sosyal politikalar bakanlığı ile yaptığımız bu protokol çerçevesinde çocuk evlerimiz var. Bu çocuk evleriyle birlikte de yine aile destek modeli dediğimiz e, eşi vefat etmiş e, dul kalmış ve yetim çocukları olan e, bayanlarla, ailelerle ilgileniyoruz. Birleştiriyorsunuz. Birleştiriyoruz. Yani onların her türlü ihtiyacını... Yani aslında temel mantık şu. Önemli olan o ailenin, yani 5-6 tane yetimi olan bayanın kendi ayakları üzerinde durabilmesi. Hangi konuda eksiği varsa, ne ihtiyacı varsa o konuda biz destek olmaya çalışıyoruz. Yoksa bütün ihtiyaçlarını görelim sadece almaya alışan bir insan değil de kendi ayakları üzerinde durabilecek ev sorunu varsa ev, ev sorunu çözüyoruz. Evet. çocukların eğitimi, sağlığı yani her türlü hatta Destek geçen olursa. geçen 15 gün önce bir kızımızı istemeye geldiler. Bizden istemeye geldiler. <laughs> Çok güzel. Yani ben manevi babası olarak bizden istemeye geldiler. İki kızımızı evlendirdik. onlar yine bu sistemin içerisinde kendileri de bu sefer çalışıyorlar. Hamdolsun bizim ak yapı inşaatın en büyük projesini ben Akyuva Vakfı olarak görüyorum. Depremle ilgili de e, bu devreye girdin mi? Bak. Tabii ki, yani özellikle e, Aile Sosyal Politikar Bakanlığımızın Deprem bölgesinde zaten mevcut e, her ilde çocuk evleri var. Orada da yine hasar görmüş olan çocuk evlerindeki çocukların veya depremde annesini babasını kaybetmiş olan çocukların e, İstanbul'a ve büyük şehirlere gelip orada bu çocuk evlerinde kalması söz konusu. Biz de vakıf olarak Yeni 3 tane ev açmıştık. E, oraya e, o çocuklarımızı istihdam ediyoruz şu anda. Yeni proje var mı diyorlar bu arada. İnsanlar ev sahibi olmak istiyorlar. Evet. E, e, şöyle bizim şey... özellikle 2022'de başladığımız 2 tane yeni projemiz var. Onların satışları şu anda devam ediyor. Bir tanesi Ümraniye'de Alemdağ Caddesi üzerinde üzerinde olan Limonlu Bahçe Konakları. Yani 509 daire ve 148 ticari alandan oluşan az katlı, 8 katlı, 9 katlı yani biz aslında depremden önce bu süreci yani e, dikey yapılaşma değil de yatay yapılaşmayı e, başlattık diyebiliriz. 8'er 9'ar er katlı e, konutlardan oluşan bir sitemiz var. Şu anda satışlarımız devam ediyor. Yine büyük çekmecede tek katlı villa yapıyoruz. Bu da enteresan Hı. özellikle depremden sonra tek kat yani müstakil yaşam, villa yaşamı dediğimiz yaşama Tek katlılara çok büyük Pan bir talep pandemi, var. Pandemi üstüne deprem. Pandemi ve bu... üzerine deprem. Yani insanlar işte bahçesi olsun. Şeye, konuta bakışı değiştirdi. E, ba kesinlikle evet, değiştirdi. Değil mi? Tabii bu neticede o biraz daha imkan meselesi. Evet. Daha hem bahçeli Doğru. olacak, hem tek katlı olacak. Biraz daha fiyatları konuta göre daha fazla ama. Şeyde çok de ciddi balkon bir talep talebi var. artmış herhalde. Evet, de, yani el el konutlarda de. da özellikle evet. pandemiyle beraber e, konut seçenekleri şöyle değişti. Bir Kat yüksekliği insanlar evde daha fazla vakit geçirdikleri için kat yükseklikleri biraz daha arttı. Mesela limonlu bahçe konaklarımızda 3.15 net yüksekliğimiz var bizim. 3 metre 15 santim. Şeyin binanın Daire, dairenin yüksekliği. Evet. Normalde bunlar 270-280 civarındadır. Yani 2 metre 70 santimdir. Bizim 3 metre 15 santim yükseklik yaptık. E, balkonları çok büyük yaptık. Efendinin çalışma odası e, diye bir e, kavram gelişti çünkü insanlar artık birçoğu evden çalışıyorlar. E, Limonlu Bahçe Konakları böyle Big Country isminde tek katlı 225 dönüm arazi üzerine deniz ve göl manzara olan büyük çekmecede bir projemiz var. Şu anda özellikle depremden sonra çok daha fazla talep geldi. Enteresandır. İki katlı dublekste oturan insanlar bile oradan çıkıp tek katlı da oturmak kat. istiyor. Yeni e, proje yapmak zor mu bu aralar? E, yeni proje... Daha, kentsel dönüşüm olsa aslında... Şöyle daha... söyleyeyim Cevabı. Evet. Özellikle e, arsa üretimi çok büyük bir problem. Evet. İstanbul için söylüyorum. O için kentsel dönüşüm hız vermek lazım. Evet, evet. Kesinlikle hız vermek lazım. Özellikle depremden sonra da mesela bazı arsa ihaleleri oluyor. Takip ediyoruz. Depremden önce ki fiyatıyla depremden sonraki fiyatı arasında çok ciddi gibi bir... gibi değil değil mi? İnanılmaz yani, yükseliyor arsa ve... Arsa nereye geldi? %50'leri geçti yüzde yani. yani minimum %50, %50. Öyle diyeyim. Minimum %50 ama depremden önceye göre belki iki katından daha fazla fiyata çıktı. Bu da konutun fiyatını ister istemez yükseltiyor. Tabii. yükseltiyor. Zaten konutun işte imalat... Malzeme, işçilik fiyatları zaten yükselmişti. Yüksel değil yükselmişti. Değil mi? Yani o... Şimdi arsa fiyatları da biraz daha yükselince ister istemez konut erişilebilir konut fiyatları... olmaktan çıktı evet, neredeyse. Evet, Maalesef ben. zaten sizin için de satılabilecek olmaktan çıkıyor tabii e, evet. erişilebilir. Ama buna rağmen tabii e, ars sıkıntısı devam ediyor, talep e, artıyor giderek çünkü İstanbul'da oturan insanlarımız şu anda e, yani 25, 30, 40 yıllık binalarda oturuyorlar. Hepsi evini değiştirmek istiyor. Yeni e, konuta olan talep çok ciddi manada var. E, eski konutların fiyatları ister istemez düşmüş oldu. İnsanlar e, yani zaten çıkmak istiyor, bırakın eski konutu almayı. E, bu noktada e, müteahhitlerimizin e, bu arz sıkıntısını çözme noktasında katkıda bulunması, yeni projeler üretmesi lazım. E, tabii Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Yani şöyle örnek vereyim 2022'nin Eylül Ekim ayında ilk evim kampanyası çıkmıştı hatırlarsanız Fokin'in evet. başlattı 250 bin konut 100 bin efendim arsa ve 10 bin ticari arsa bu kampanya başlamıştı zaten devam ediyordu bunun üzerine 2023 Ocak ayında yeni evim kampanyası işte 10 peşinat 069 kredi oranı gibi bir kampanya başladı. Tam bu kampanya yoluna girerken deprem oldu. Ve depremle birlikte de yeni konutları olan talep çok daha fazla şu anda arttı. 2023 yılında bu talebin artarak devam edeceğini göreceğiz. İşte Yeni projelerin üretilmesi lazım. Burada en önemli faktör arsa. Yani arsayı da bir şekilde kamunun üretmesi ve kamu özel sektör işbirliğiyle yeni konutların üretilmesi lazım. Onun dışında eğer arsa yoksa zaten... Konut evet. e, olmaz. ya da arsa ateş pahasıysa, evet yani ulaşım konut binalarına e, evet. erişilebilir olmaktan çıkıyor. Doğru. Bu noktada e, arsa üretme noktasında da en önemli anahtarlardan biri kentsel dönüşüm. Doğru. Çünkü yine arsa yerine e, mevcut yapı stoğunu hem yenileyip hem kentsel dönüşüme e, açmak e, daha anlamlı. Bunun da biraz önce altını çizdiniz püf noktası yerel yönetimlerin merkezi Heh. otoritenin devreye girmesi inşaat şirketlerinde onun yapıcısı Doğru. olması. Ee, bu yöntemi biz hayata geçirirsek yani ben son depremden alınan bir önemli ders olduğunu düşünüyorum ve Kesinlikle. bu hızlanmanın e, olumlu sonuç doğuracağına ilişkin Şöyle, bir Şöyle kentsel umudum var. dönüşümün üç tane ayağı var. Bir tanesi hak sahibi. İnsanlar sonuçta bir evde oturuyor ve bu evin dönüşmesi gerekiyor. Tabii doğal olarak insanlar diyor ki ben ne kadar metrekarede oturuyorsam o kadar metrekare istiyorum evet. yeni bir binada. Bunun, İkincisi bu, bu konuda bir bakış açısını değiştirmek. Evet lazım. değiştirmek lazım. Yani insanlar eğer eski binada güvenli olmayan bir binada oturuyorsa daha küçük ama güvenli binada oturması gerektiğini bunları az olacak. Bunun bir de değer bir olarak yok. bir kaybı yok burada. Değer olarak daha değerli oluyor. Evet. Yani biz bunu evet. depremden sonra gördük. Şu anda eski binalara olan talep azaldı, fiyatları düştü ama yeni konutların fiyatları arttı. Yani mesela 150 metrekare bir dairede oturuyorsa eski binada bu yenilenip de yeni 100 metrekare bir binaya geçmiş olacaksa 100 metrekarenin değeri eskisinden çok daha tamam. fazla olacak. Evet. Bu birinci aya, ikinci aya, müteahhit aya. Müteahhit de tabii ki e, neticede kat karşılığı yapacaksa bu işi yani en azından yani %50 ile yapmış olsa mevcut yapı stoğunun yani o parselde bulunan iki katı kadar yapması lazım ki yarısını hak sahiplerine versin yarısıyla da işte maliyetini karşılasın ve kar etsin. Bu da ne demek? Mevcut yapı ikiye katlanması demek. E üçüncü ayağı devlet. Devlet de diyor ki e, kamu haklı olarak yani bir yerdeki yapılaşma buranın işte altyapısı, sosyal donatıları, efendim okulu vesairesi, yeşil alanları bunlar e, göz önüne alınarak düzenleniyor. O yüzden de bu emsal artışı yapmak mümkün değil. Emsal artışı yapıldığı zaman artık orası oturulabilmekten çıkıyor. Dolayısıyla bu üç sacayak bir araya geldiği zaman bir çıkmaza giriyor. O yüzden de bu işin kesin çözümü yeni yapı stoklarını bir yerde yapmak, dönüşüm yapılacak olan alanlardan insanları oraya taşımak ve artık o eski binaları yıkıp oraya yeni binalar yapmak olsa. Yapmak. Evet. Burada da herkesin yani kamunun biraz önce saydığınız üç şeyi Hı. üçünün de fedakarlığı yapması lazım. E, yapması. Herkes kendine düşen üzerinde düşen fedakarlığı yapması lazım. Daha sağlıklı ve yaşanabilir Kesinlikle. güvenli kentlerde oturmamız için. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür çok sağ olun. ediyorum. Ağzınıza Bu fırsatı sağ olun. verdiğiniz için. Güzeldi. Sağ olun. Ee, Önemli e, mesajlar verdiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun. Teşekkür ederim. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.